Değerli radyosu dinleyicileri, bir seçim özel programında değerli konuğum Avukat Ayhan Demir, aynı zamanda AK Parti Edirne İl Seçim Koordinasyon Başkanı ile birlikteyiz. Kendisiyle mali seçimler öncesi partisinin görüşleri ne doğrultudur onu konuşacağız. Ayhan Demir bilindiği gibi AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hizmet veren, gerçekten parti ilkelerine sadık bir yönetici olarak biliniyor. Bunu partili partisiz herkes kabul ediyor. Dolayısıyla kendisiyle birinci elden parti çalışmaları, mali çalışmalar konusunda bilgi alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet. Radyosu dinleyicilerine bu arada iyi günler, günaydınlar diliyorum. Değerli konuğum, parti politikasında bugüne kadar isterseniz bir oradan başlayalım, sonra mali seçimleri. Üst düzeyde gerçekten çeşitli görevler aldınız ve bu görevleri layıkıyla yerine getirdiniz. Yani istikrarlı bir çizgi izleyen bir politikacısınız mesleğinizin dışında. Ya bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani başbakanın hapse girmesinden bu yana çok istikrarlı, belki daha önce de istikrarlı bir çizginiz var. Yani bu gerçekten önemli bir konu. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Örnek olması açısından söylüyorum diğer partilere. Evet. Hocam şimdi siyaset tabii ki insanlara bir en ciddi hizmet araçlarından birisidir. Anayasamıza baktığımızda veya işte hukukun temel ilkelerine baktığımızda demokrasinin vazgeçilmez unsurları siyasi partiler. Daha büyük çapta hizmet yapılan değişik kuruluşlar olabilir. Ekonomik, sosyal manada, sivil toplum örgütleri, toplumun farklı farklı dinamikleri olabilir. Ancak siyaset alanı da bu topluma, içinde bulunduğunuz insanlığa veya işte ihtiyacı olan kesimlere ulaşmanın en ciddi meşru araçlarından birisidir. Dolayısıyla bir şekilde burayla iletişim kurduktan sonra eğer iyi niyetliyseniz, samimiyseniz arkadaş çevreniz de buna göre oluşuyor. Siyasi geleceğiniz de buna göre şekilleniyor. Dolayısıyla burada kendinizin ne olacağı noktasında veya ben ne olacağım gibi bir gelecek endişesi taşımıyorsanız zaten insanlar bunu süreç içerisinde hissediyorlar. Sizin görüş ve kanaatinizi açıkça değerlendiriyorlar. Burada ne kadar hasbi, ne kadar hesabi olduğunuz noktasında bir kanaate vardıkları zaman zaten sizin siyasetteki geleceğinize de etrafınızdaki bu insanlar, sizi değerlendirenler şekil veriyor. Ben bu noktada gelecekte ne olurum, nereye aday olurum veya işte bu halk beni nereye layık görür noktasında hiçbir sıkıntı, endişe, beklenti veya talep içerisinde asla olmamaya çalıştım, özen gösterdim. Tabii ki insanlar nefis taşıyor, biz de bir nefis taşıyoruz, eksiğimiz, aksamımız var. Belki de çevremize göre en zayıf durumda olarak kendimizi kabul ediyorum, kendimi kabul ediyorum ama sonuçta çevrenin size karşı beklentileri oluşturmuş olduğu dar da olsa bir baskı asla sizin kişiliğinize veya işte niyetlerinize yön vermemeli. Bence hep üst değer olan, üst psikoloji olan halkın ihtiyaçları, talepleri, beklentileri bence insanın geleceğine veya işte kendisiyle ilgili beklentilere yön vermeli diye düşünmeye çalıştım ben. Tabii ki bir başkası için hizmet anlamıyla düşündüğümüz zaman siyaseti asla ve asla kendinizle ilgili nerede olacağım sıkıntısına da düşmüyorsunuz. Ben bu seçimlerde bu rahatlığı da yaşıyorum. Özellikle bu süreci, aday belirleme sürecine yaklaşık geçen Mart ayında başlanmıştım. Gerek kendimiz, gerek bütün arkadaşlarımız, çok sayıda arkadaşı sürecin içerisinde anketlerle, Edirne halkına sorarak anlamaya, algılamaya veya değerlendirmelerini geri dönüş olarak almaya çalıştık samimiyetle. Baktık ki Edirne bu süreçte kimin hakkında ne düşünüyor? Kendi fotoğrafınız dahil herkesi çok rahat gördüğünüz için burada nefsinize değil de bilgi birikiminize, kültürünüze veya işte çevrenizdeki ortak akla göre hareket ettiğiniz zaman zaten kendi konumunuzu çok daha doğru şekilde konumlandırabiliyorsunuz ve anlamlandırıyorsunuz. O da sizin siyasete bir şey katmanızı, değer vermenizi getiriyor. Asla bulunduğunuz yerden bir değer almanızı veya işte oradan kendinize gelecek öncelemenize de müsaade etmiyor. Dolayısıyla biz halkın talep ve beklentilerini düşündüğümüz zaman kendimizle ilgili hiçbir talebin veya işte nerede bulunacağımızın önemi kalmıyor. Bence asıl olan bu. Bu vicdan, bu samimiyet içerisinde olduğunuz zaman
Zaten samimiyetle belli bir grubunuz, arkadaş grubunuz oluşuyor. Halka halka büyüyor, hep de gidiyor. Bizim bu manada siyasette bu millete hizmet dışında, belki klasik söylem ama samimiyetle bunu hissettirerek yaşadığınız zaman bu klasik söylem sizin için hayatta bir ciddi bir değerlendirmeye de dönüştüğü için herhangi bir sıkıntı da duymuyorsunuz. Yani halisane samimi hareket etmeye çalışıyorsunuz. Yönünden hareket ettiğiniz sürece de zaten vicdani bir rahatlık duyuyorsunuz. Bu vicdani rahatlık da sizi de toplumla sağlıklı bir iletişime götürüyor. Siz de bu iletişimden huzur duyuyorsunuz. Ben siyaseti bu noktada bir hizmet aracı gördüğüm için tabii mütevazi geleceğe hiçbir zaman hesaplamayarak devam ediyoruz. Sizin bu mütevazi yaklaşımınız herkes tarafından biliniyor. Yani söylemeye gerek yok. Burası ufak bir il. Dolayısıyla evet. Yani zaten bir partide doğru fikir alabilmek için en sonunda ne diyorlar? Ayhan Demir'e de soralım. Estağfurullah. Yani böyle bir kanı var. Hani fakat mütevazıysınız gerçekten. Bir de dediniz ya kamuoyu yoklaması yapıldı ve sonunda yine bölgemizden bir değerli hocamıza, Ahmet Gülşen hocamıza da karar kılındı. Şimdi Ahmet Gülşen hocamızla da biz birlikte burada program yaptık. O da sizin vasıflarınızı taşıyan, mütevazi, gerçekten kavgacı olmayan, sadece işini yapan bir görüntü sergiliyor. Ya isterseniz Ahmet hocam hakkında da bir... Evet. Değerli hocama buradan tekrar iyi günler, günaydınlar diliyorum bir kez daha. Çalışmalarında da başarılar diliyorum. Şu andan itibaren de programına göre ziyaretlerine devam ettiğini biliyorum. Özellikle bugün okul ziyaretleri öğretmenlerimizi ziyaret ediyor okullarında. Çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Hocamızı biz yaklaşık 4-5 ay kadar önce tanıdık. Özellikle Edirne için Trakya Üniversitesi ne yapabilir, akademisyenler ne yapabilir diye sorduğumuzda hocalarımızın büyük bir kısmı bu soruyla ilgili olumlu cevap verdiler ve kendi aralarında yaklaşık 7-8 ayı bulan süre önce toplantılar yaptılar. Ya Edirne Yerel Yönetimi'nde Trakya Üniversitesi gelecekte nasıl bir rol üstlenebilir, ne yapabilir? Kendi ortak aklını, kendi birikimlerini veya işte akademisyenlikten gelen ve şehre katabilecekleri bilgi birikimlerini nasıl bizi yönlendirmede kullanabilirler noktasında da ciddi bir çalışmaları oldu. Ben buradan Trakya Üniversitesi'ne, bütün akademisyenlere, hocalara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu dönem Edirne'ye hizmet için, Edirne'nin gelecek umutlarını daha iyiye taşıyabilmek adına ciddi bir sorumluluk yüklendiler, bir rol aldılar. İnşallah almış oldukları bu rol Edirne halkı için gelecekte ciddi manada somut hizmete dönüşecektir diye biliyorum, umuyorum, bekliyorum kendilerinden. Dolayısıyla hocam böyle bir beklentide burada görev alan bir sürü hocadan birisi. Biz yaklaşık 9 ay boyunca Edirne'de anketler yaptık. Edirne halkı ne istiyor? Sorunlarından tutun da işte öncelikleri neler, beklentileri neler, belediyeden ne hizmetleri bekliyor, hangi konuda eksik buluyor Edirne halkı belediye hizmetlerini. Bunları uzun uzun yani binlerce sayfa diyebileceğim anketlere döktük biz. Sonucunda da şöyle bir şey çıktı. Edirne halkı hakikaten misafirperver, samimi, bölgesine hizmet bekleyen, halisane insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu dönemde üniversite Edirne'ye ne katabilir diye sorduğumuzda hakikaten beklentinin çok yüksek olduğunu gördük üniversiteden, Edirne halkının. Yani kendi önlerinde akademisyenleri, bilim adamlarının bir rol modeli olarak gördüğünü, şehre daha fazla katkılarını umduğunu, beklediğini net bir şekilde anketlerdeki taleplerden, anlatımlardan görmüş olduk. Dolayısıyla biz de dedik ki bu dönemde Trakya Üniversitesi'ne bu birikimi, yani yaklaşık 30 yılı aşmış süreden beri Edirne'de hizmet eden bu camiayı artık şehirle buluşturalım, yerel yönetimde buluşturalım istedik. Dolayısıyla oradaki hocaların hiçbiri de kalkıp ben aday olayım veya işte böyle bir düşüncem var demediler. Biz kendilerine teklif götürdük. Sonuçta işlerinden bir arkadaşı da işaret etmiş olduk. Edirne halkı da, ben buradan bir kez daha halkımıza teşekkür ediyorum. Aralık başı itibariyle belirlediğimiz adayın 3 ay sonra geldiği noktada yaklaşık %80 tanınırlığa ulaşmış, %1 bile yokken bu Edirne halkına hakikaten samimi halisane bilgilerinizle ulaştığınız zaman, projelerinizle ulaştığınız zaman ve yerel hizmet anlamıyla ne gibi halisane, samimi düşüncelere sahip olduğunu kendilerine yüz yüze veya birebir anlatabildiğiniz zaman
hakikaten küllenmiş bir değer medeniyetine sahip bu şehir insanları insana sahip çıkıyorlar. Bunu net bir şekilde gördük. Kapılarda gördük, hissettik. Ben buradan Ahmet Hocam'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar kısa sürede böyle bir çalışmaya ve hazırlığa adapte olmak veya bu cesareti göstermek, şehir için bu zor görevi üstlenmek bence her baba yiğidin harcı değil. Edirne halkı adına, teşkilatımız adına kendisine buradan şükranlarımı sunuyorum. Herhalde sayın kardeşim bu şeyden kaynaklanıyor ve insanın durumunu, yapısını biliyor ve nasıl yaklaşacağını biliyor. O konuda da tahlil yapmış olacak ki gerçekten her eve gittiğinde ona partiye oy verecek veya vermeyecek kişilerin yaklaşımları çok samimi, işten. Burada yaptığımız konuşmada da dile getirdik. Yani hocada şöyle bir şey yok. Yani siyasilere has kapris yok. Hiçbir şey yok. Yani Edirne diyor, ben Edirne aşkıyla geldim buraya. Görevin buraya hizmet etmektir. Öyle mütevazı. Yani sizde de gördüm bu. Siyaset dışı bir insan sonuçta. Yani kendisi teklif edildiğinde böyle bir tereddüt geçirmiş ama ciddi projelerimiz olduğunu, aylar öncesinden hazırlandığımızı, Edirne'yi iyi etüt ettiğimizi, sağlıklı bilgilere ulaştığımızı gördüğü an artık bu kendisi için bu işin sorumluluktan öte bir vecibe olduğunu hissetmiş olacak ki bizimle birlikte bu ağır ülke bu sorumluluğa soyulmuş oldu. Çalışmaları, gayretleri gayet mükemmel. Siyaset dışı bir insan olmasına rağmen inanın 3 ay sonra gelinen noktada Edirne'nin, Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarına hakim. Zaten çok öncesiyle de duyarlı bir insan olduğu için kendisi Türkolog, Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Balkan ülkeleriyle alakalı çok ciddi çalışmaları var. Balkan Araştırma Enstitüsü Başkanlığı yapmış. Dolayısıyla özellikle Balkan ülkelerindeki çok sayıda üniversitede, 20 aşkın üniversitede değişik projeler uyguluyor. Avrupa Birliği desteklerini arıyor burada. Türkiye'ye gelip gitmeler noktasında değişik projeler yapmış durumda. Ben geleceğe yönelik Edirne için büyük hayalleri olduğunu gördüm. Yani İpsala'nın Turpçular Köyü'nden çıkmış, tırnaklarıyla kazarak bir yerlere gelmiş. Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybetmiş ama gelecek umuduyla çok ciddi bir çalışma ve gayret göstererek bakıyorsunuz bugün hem Türkiye'de akademisyen olarak, bir gönül insanı olarak ciddi hizmetler vermiş, öğrencilere yetiştirmiş hem de bugün yerel yönetim anlamıyla Edirne gibi tarihi bir şehrin hakikaten hizmet anlamıyla sıkıntısı olan, gelecek umudu çok güçlü biçimde ileriye taşınması gereken bir şehirde bir sorumluluk üstlenmek çok önemli bir anlayış, bir samimiyeti gösteriyor. Hocam bu konudaki çalışmalarıyla, gayretiyle şimdiden daha Edirne halkının güvenini, ona olan ilgisini arttırmış durumda. Hatta Ayhan Bey, burada biliyorsun toplantı yapıldı spor salonunda. Orada Kırşehir Üniversitesi'nde görevi sırasında belediye başkanının anlatımları da ilginçti. Yani orada da çok başarılı hizmetler vermiş. Üniversitenin kuruluşunda, halkla bütünleşmesinde böyle bir çalışmalar olmuş. Evet. Şimdi siz de biliyorsunuz ki üniversiteyle Edirne halkı yeterince birleşmiş değil. Hı. Yani iç içe olmuş değil. Böyle bir kopukluk var. Sanki mesafesi gibi Edirne'ye uzak. Hı. En büyük hizmetlerinden biri, orada da projesinde de var bunu, görmüşsünüzdür. Hı. Böyle bir çalışması var. Onun da herhalde Edirne'nin üniversiteyle Edirne halkı arasında bütünleşmeyi sağlayacak olumlu bir çalışma olacak. Yani hiçbir toplu taşıma anlamıyla mı diyorsunuz? Yok, toplu taşıma değil. Yapı olarak, yapısal olarak diyor ki ben Edirne tipi evler yaptıracağım. Üniversiteyle arada böyle. Evet. Dolayısıyla yani o yoldan gelenler üniversiteyle bağlarını güçlendirecek. Bu bana çok ilginç geldi. Hiçbir adayda böyle bir proje yok. Evet. Doğru, destek koridoru ve bilim koridoru adı altında hem madden şehri üniversiteyle birleştirme anlamıyla bir çalışmadır bu. Hem de esasen üniversitenin bilgisini, birikimlerini başta söylediğimiz üzere Edirne halkıyla paylaşma, onların hakikaten gecikmiş ihtiyacı olan çok sayıda hizmetini bu şekliyle, yani hem bilim adamlarının bu sürece katılmalarını sağlayarak hem de Edirne halkının katılımcı görüş ve kanaatleri doğrultusunda üniversitenin ve şehrin ortak aklını birlikte hizmete dönüştürmek anlamıyla önemli bir proje. Evet. Biz orada iki şey amaçladık. Hem bilim koridoruyla o koridorda bulunan bir takım tesislerle, yeni yapılacak işletmelerle, açılacak imkanlarla gençlerimizin buralarda çalışmasını sağlamak hem de destek koridoruyla
Özellikle önümüzdeki süreçte turizm anlamıyla Edirne'de büyük bir potansiyel var. Bunu değerlendirme noktasında ciddi bir çalışma var. Hocanın üniversitedeki birikimi Balkanlarla ve İstanbul'la Edirne bütünleşmesini sağlayarak gerçekleştireceğini biliyorum. Hocam bu konuda ciddi çalışmalar içerisinde inşallah 30 Mart'ta Edirne halkı kendilerine teveccüh gösterdiğinde, bu noktadaki yetkiyi kendisine tevdi ettiğinde proje kitapçığında da belirttiği özellikle Trakya Üniversitesi ile Edirne arasındaki yapılaşmanın her noktasında sağlıklı adım atacak. Bununla ilgili gelecek umutlarımı da Edirne halkı adına çok üst seviyeye taşıyacağına ben yürekten inanıyorum. Bir de şöyle bir projesi var. Yani bugüne kadar lafta kalan projelerinden biri, biliyorsunuz bizim Kaleiçi çok önemli bir turizm merkezimiz. Ama ne yazık ki oraya gereken hizmet getirilmedi, yani restore edilmedi. Şimdi merkezi hükümetle mali idarelerin birleşmesi sonucunda buraya getirecek, tıpkı Anadolu'nun bazı yörelerinde olduğu gibi o tarihi dokunun korunması için bir hizmette de kararlı görülüyor. Evet. Yani onları diyor, o tarihi yapıları, o tarihi dokuyu Edirne'ye kazandırıp turizm açısından faydalı olacağını söyledi. Benim de dikkatimi çekti. Sanırım herkesin dikkatini çekmiştir. Bu konuda da yoğun bir çabası var. Evet. Edirne'miz binlerce yıllık bir kültür, tarih, medeniyet şehri. Üç uygarlığın birleştiği, geçmişten beri milattan önce kurulmuş, yani Adrianopolis adıyla başlamış ve bugün işte dönüşerek Edirne adını almış bir şehir. Dolayısıyla Kaleiçi de bunun öznesi, özü. 360 dönüme kurulmuş, 360 caddeli. Hakikaten bugün bile binlerce yıl önce kurulmuş da bu şekilde bir imar düzenine sahip çok az şehir görebilirsiniz dünya üzerinde. Tabii Edirne'de bunun kıymetini bilerek geleceğe yürümeli. Edirne'nin en ciddi potansiyellerinden biri turizm. Bunu da tabii ki tarih kültür mirasıyla sağlayabilecek durumda. Edirne'nin UNESCO kültür tarih miras listesinde iki büyük eseri var, Selimiyesi ve Kırkpınarı ile birlikte. Dolayısıyla bunun en iyi değerlendirilebileceği yerlerden biri de Kaleiçi semtindeki evler. Hocamın burayla alakalı ciddi biçimde bu restorasyon projeleri var. Bunu devam ettirmek istiyor, özellikle yerel yönetimin desteğiyle sağlayacağı imkanlarla. Yine hükümetten sağlayacağı ek kaynaklarla, desteklerle burada bir şekliyle yıkılmaya yüz tutmuş veya harap olmuş, bir şekliyle herhangi bir şekilde kültür tabiat varlıklarından izin alınıp da restore edilemeyen yerleri güçlü biçimde hem maddi imkan sağlayarak hem de bu konuda kamuoyu desteği sağlayarak kale içindeki bütün evleri eski Edirne'nin yaşanılır ve kültür tarih bakımından turizme açılabilir bir yeri haline getirmek istiyor. Bu çok önemli bir düşünce. Kendisi edebiyatçı, kültür tarihçi bir insan. Dolayısıyla Edirne'nin tarımla birlikte hizmet potansiyeli, hizmet sektörüyle birlikte en ciddi ele alacağı konu turizm. Turizmin de Edirne'de geleceği var. Hakikaten Edirne kültür tarih şehri, bine yakın tarihi eserin olduğu, şu an 150'sinin tescilli olduğu bir şehir. Bu tescilli eser sayısını artıracağı gibi Edirne'nin Kaleiçi semtinde yer alan bu tarihi evlerin restorasyonu da Edirne Belediyesi ile hükümet imkanlarıyla daha iyi koordine edilerek turizmin hizmetine açılacaktır. Bu konuda hem TÜRSAP'la birlikte çalışmalar yapılacak hem de Edirne'ye ulaşım kolaylaştırılarak gerek hava yoluyla gerek hızlı tren yoluyla turizmin buradan hakikaten daha fazla bir pay alması, yani Edirne'nin turizmden daha fazla bir pay almasının önünü açmak gerekiyor. Bunun en önemli ayaklarından biri de tarihi Edirne evleri, yani kale içinde yer alan konakların, evlerin, elimizde kalanların bir şekilde değerlendirilip Edirne'ye kazandırılması, turizme kazandırılması. Gerçekten bakanımızın da ifade ettiği gibi, bakanımız da bu konuyu tamamlayıcı bilgiler veriyor toplantılarda. Şimdi sağlık hizmetlerinde biliyorsun Yunanistan'da ekonomik kriz var. Bu belirsenin konumu belli. Burada sağlık hizmetleriyle, öğrencilere hizmetler, bir de turizm hizmetleriyle Edirne gerçekten bir marka kent konumuna gelebilecek. Evet. Sınır kapılarının olması, bir de dünyada en fazla tarihi esere sahip olan ikinci oluyor. Evet. Yani bu durum bugüne kadar
değerlendirilmedi. Gerek nehirler çevresinde yapılacak evet. turistik tesisler bakımından. Evet. İsterseniz bu konuyu da biraz açalım. Evet. Bunlar da projelerimizde var hocam. Hakikaten ciddi konulara temas ediyorsunuz. Bu Edirne'nin özlemle beklediği, gençlerinin gelecek umudu olan projeler. Şimdi Sağlık Bakanımız Edirne için ciddi bir fırsat. Tıpkı geçmişte Maliye Bakanımız Kemal Inaktan'ın olduğu gibi. Edirne bu fırsatı değerlendirmeli diyorum. Edirne'nin şu an yerel yönetiminin arkasında bir bakanın olması, arkasında hükümetin olması, başbakanın olması kadar önemli bir şey olamaz. Tarihi bir fırsat. Ve gördüğüm kadarıyla kapılarda Edirne halkı da bunu değerlendirme noktasında, fikir birliği içerisinde Edirne'de ortak aklın değişim dediğini veya Edirne'de değişimin zamanının geldiğini, bu fırsatın kaçmaması gerektiğini bize çok net yüz yüze iletişimlerimizde Edirne halkı da beyan ediyor. Neden önemli? Bakın dün Sağlık Bakanımız Keşan'daydı. Keşan Devlet Hastanesi'nin 150 yataklı temel atma törenindeydi. 30 trilyonun üzerinde bir yatırım. Şu an Edirne Devlet Hastanesi bitmek üzere 60 trilyonun üzerinde bir yatırım. Ben değerli Edirnelilere şunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. 2014 yılı içerisinde Uzunköprü hariç bütün ilçelerimizde hastane yapıyoruz. Yani Lalapaşa'sından Süloğlu'suna, en azından Meriç'ine, Meriç'teki bitmek üzere bunların hepsini hastane yapıyoruz. İpsala'ya hastane yapıyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın Edirne'de atmış olduğu ciddi adımlar var sağlık anlamıyla. Belki sağlıkta herhalde Ankara ve İstanbul'dan sonra, İzmir'den sonra en önemli kentlerden biri haline gelecek. Sağlıkta dönüşümün en ciddi hissedildiği kentlerden biri Edirne. Bakın ben bunu şöyle de açıklamak istiyorum. Sağlık Bakanımız geçtiğimiz aylar içerisinde Amerika'ya gitmişti. Oradan yatırımcılarla görüştü. Bu süreç içerisinde gerek yurt dışından gerekse yurt içinden değişik firmaların veya işte grupların Edirne'ye yapmak istediği yatırımlar noktasında görüşmeleri oldu. Özellikle organize sanayi bölgesinden 2000 dönüm yer isteniyor belli firmalar tarafından. Hem medikal malzeme üretimi yapmak hem de sağlıkla ilgili, işte ilaçla ilgili ciddi üretimler noktasında talepler var. Sayın Bakanımız bunların hepsini değerlendirmiş durumda. Biz yerel yönetim süreciyle birlikte, yani yerel yönetim seçimlerinin neticelenmesiyle birlikte tüm bu yatırımların Edirne'ye gelmesi noktasında ciddi hazırlıklar yaptık. Yani bir medikal sektörün veya işte ilaç sektörünün Edirne'de yatırım yapması demek binlerce Edirne'li genç işsize iş sahası demek, iş alanı demek. Edirne'nin geleceğiyle ilgili hakikaten ciddi yatırımlar bunlar. Bence bu noktada bunu hız kazandırma noktasında da Edirne Belediyesi'nin veya Edirne'deki yerel seçimlerde verilecek kararın da çok büyük önemi var. Yani bir yerel yönetim anlayışı düşünün ki Edirne'ye yatırım potansiyelini güçlendiriyor, ona katkı veriyor, onunla ilgili çalışmalara, hazırlıklara, buraya gelmiş adamlarına hakikaten kolaylık sağlıyor, önünü açıyorsa tabii ki yatırımcı sermaye sahibi ürkek bir tavra sahiptir. Onlara sıcak davranırsanız, kolaylık sağlarsanız, yer gösterirseniz, arkasında olduğunu hissettirirseniz hem devletin gücüyle hem yerel yönetimin gücüyle yatırım yapma noktasındaki kararlılığını kesinlikle ciddi biçimde etkilemiş olursunuz. Eğer onlara sağlıklı sahip çıkmaz veya işte mevzuat noktasında diğer noktalarda sorun çıkartıcı konuda olursanız tabii ki insanlar yatırım yapma noktasında hep tereddüt içerisinde olurlar. Kaçırdık. Ben Edirne'nin sorununun bu olduğunu düşünüyorum geçmişten beri. Yani insanların önünü açan, buradaki halkın önceliklerini, işsizlik gibi ciddi sorunların önceliklerini tespit ederek mevzuatı da, anlayışı da buna göre kafa yapımızı da değiştirmek gerekirken bakıyorsunuz kendi dar bakış açılarıyla veya işte kurumsal dar bakış açılarıyla hiçbir yere varılamadığını görüyoruz. Yani şu veya bu beklentiler veya şu veya bu bakış açıları sebebiyle Edirne yatırımcıları buraya çekme noktasında yerel yönetim anlamıyla kendine düşeni yapamamıştır. Bu bir gerçek. Bir İpek yol fabrikası açıldı, o da Kemal abinin desteğiyle, Maliye Bakanımız. Buradan ona da iyi günler diliyorum. Abi. Sağlık, afiyet diliyorum kendisine. Çok ciddi yatırımları oldu Edirne'de. Bakın oradaki imkanları bu fabrikaya veya işte buraya yatırım yapmak isteyen sermaye grubuna ciddi biçimde kolaylık sağlayarak öncelememiş olsaydı asla böyle bir yatırım Edirne'ye gelmezdi. Şu an binlerce insan orada çalışıyor. Ben hem burada yatırım yapan oradaki firma sahiplerine de teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten Edirne değişik bir bölge. Yani tarım sektörünün yoğun olduğu, hizmet sektörünün yoğun olduğu ama yeterince sanayi yatırımı alamamış bir bölge.
Şu an organize sanayide biz %75'e varmasını sağlamaya çalışıyoruz gerçekleştirilen yatırımın. Bu bittiği an ki çok az bir süre kalmış durumda. Organize sanayi bölge müdürlüğümüzle ve valiliğimizle görüşüyoruz. Hemen ikinci organize sanayi bölge müdürlüğümüz faaliyete geçecek. Demin de söyledim. Sağlık yatırımı yapmak istiyorlar ciddi biçimde Edirne'ye. Özellikle Balkanlardan sağlık turizmi yoluyla buraya hasta getirmek istiyorlar. Bakın ben bunu buradan şunu da söylemek istiyorum. Trakya Üniversitemiz geçmişten beri tıp fakültesi hastanesi noktasında çok ciddi ihmal edilmiş durumdaydı. Ama bu dönemde şu anki rektörlüğümüz ciddi biçimde Kalkınma Bakanlığımızla çalışmalar içerisine girdi, projeler yaptı. Bütün tıp fakültesini baştan aşağı yeniden yeniliyorlar. Ben özellikle 8-9 aylık süreçte Ankara'da Sayın Bakanımızla müşavirlik hizmetinde bulunurken kendilerinin çok ciddi projelerle Kalkınma Bakanlığımızdan veya işte Ekonomi Bakanlığımızdan, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığımızdan destek aldığını biliyorum. Şu an 70 trilyonun üzerinde bir dönüşüm ve yeniden yapılanma içerisine girmiş durumda tıp fakültesi hastanemiz ve bunun büyük bir imkanı da bu yıl içerisinde alacak. Yani 30 trilyonun üzerinde bir imkan sağlamış durumda. Göreceksiniz 2 yıl içerisinde tıp fakültemiz de Edirne'deki tıp fakülteler, Türkiye'deki tıp fakülteleri içerisinde Edirne'deki tıp fakültesi bir marka haline gelecek. Onun yanındaki devlet hastanemiz bitiyor. Bu iki yatırımımızla birlikte Edirne hem Balkanlardan hem de dünyanın değişik bölgelerinden Türkiye'ye sağlık turizmi anlamıyla çok fazla ilgi görecektir. Ben bunun önünün mevzuat olarak açıldığını da görüyorum. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumumuzla görüştük. Kendi bakanlığımız, yine ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığımızla görüştük. Şu an yasada ilgili mevzuat hazırlanıyor. Dışarıdan gelen hastaların da tıpkı Türkiye'deki hastalar gibi aynı ekonomik şartlara veya işte aynı ücreti ödeyerek burada tedavi olmalarının önü açılıyor ki bu sağlık turizminin olmazsa olmaz bir mevzuat çözümünü gerektiren bir durum. Bu konuda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz inşallah buraya Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Bosna'ya kadar veya işte Avrupa'nın değişik ülkelerinden hastalar gelecek. Bu Edirne'deki potansiyelin sağlık turizmi anlamıyla da ne kadar güçleneceğinin göstergesi olacak Edirne için. Evet, konu gerçekten açıldı. Yani bugüne kadar gündeme getirilmeyen konulara da açık şekilde dile getirdiniz. Evet. Kamuoyuyla bilgilenmiş olduk bu konuda. Şimdi Bayan Bey, yani bazıları seçim öncesi burasını ceketimi koysam kazanırım mantığı içerisindeydi. Evet. Fakat seçim ortamına girildikten sonra baktılar ki hiç öyle değil. Evet. Yani bugün AK Parti adayı hocamız da gerçekten iddialı, çok iddialı durumda. Kritik bir seçim var. Bu başarı, AK Parti'nin bu sağduyulu davranarak aday seçimindeki duyarlı davranmasıyla bu radyoya nasıl geldi? Yani herkesin merak konusu. Hiç tanınmayan bir hoca, bir üniversite görevlisi bakıyorsunuz her tarafta biliniyor, tanınıyor. Yani bu yoğun bir çalışmayla, tabii sizin de içinde bulunduğunuz bir ekip çalışması. Bir zamanlarda biliyorsunuz bu aday belirlemede ufak kırgınlıklar olur ama siz onu aştınız. Evet. Yani sosyal demokratlar gibi böyle bitmeyen kavga içerisinde değilsiniz. Evet. İsterseniz biraz da oradan girelim. Evet, doğru. Değerli hocam, hakikaten Edirne, başta da belirttiğim gibi küllenmiş bir medeniyet değerleri olan, geçmişi olan, çok ciddi kökleri olan, mazisini bugüne taşıma ve geleceğe taşıma noktasında ciddi beceriye sahip, kültüre birikime sahip bir yer. Yani bunu içerisinde yaşadığımız için çok net hissedebiliyorsunuz. Ben acizane baba tarafı Bulgaristan'dan, anne tarafı Yunanistan'dan göçmüş bir aileyim. Bakıyorsunuz Edirne'ye, ben TÜİK'ten de rakamları aldım. 81 ilden insanımızın yaşadığı, yani Şırnak'tan bile 100 küsur insanın yaşadığı, Hakkari'den, İşte en çok Gümüşhaneli 2100 civarında insanın yaşadığı. Dolayısıyla 81 ilin tam bir karması, tam bir Türkiye örneği. Yani 164 bin Edirne'nin nüfusu var köyleriyle birlikte. İnanır mısınız hocam, büyük rakamlarına baktığınızda 60 bini 81 ilden, 104 bini Edirne'den. Yani baktığım zaman 6040'lı var, işte keza bir 9000 civarında Tekirdağlı var, yine bir 6000 civarında İstanbul'da var, diğer illere yayılıyor bu şekilde. Böyle bir bütün renklerin olduğu bir şehirde
Ancak barış medeniyeti gibi bir kültüre sahip Edirne bunu toparlayabilir. Bakın, Fatih'ten sonra gelen 2. Beyazıt, Endülüs Devleti'nin yani Granada Devleti'nin 1492'de yıkılmasından sonra İspanya'da orada zulüm gören Yahudileri bir kısmını İstanbul'a, bir kısmını da Edirne'ye yerleştirmiş. Biz bunlarla yüzyıllarca yaşamışız. Edirne 1361'de alındığında Kaleiçi olarak Adrianopolis şehri Tekfur'dan alındığında şu şartla alınmış savaşılmadan. Yani şehri bize bırak, biz buradaki insanların can ve mal emniyetini sağlayacağız. Hiçbir şekilde canlarına, mallarına zarar gelmeyeceği gibi şehrin içerisine hiçbir mülkiyet tesis edilmeyecek, artı hiçbir ibadethaneye dokunulmayacağı gibi, içine ibadethane de yapılmayacak bir yere kalmışız. Yani atalarımızın sözünü o günden bugüne öyle tutmuşuz ki, biz Kaleiçi denen yerin içerisine asla bir mescit dahi yapmamışız. Düşünün. Bu kadar sadakatli, değerlerine bağlı, sözüne bağlı bir medeniyetin temsilcileriyiz biz burada. Ben bunları geçmişten beri öğrenerek geldiğim için, hakikaten Edirne halkının da bu ciddi medeniyet değerlerini taşıdığı, ancak bunların küllenmiş olduğu, ortaya çıkarılması gerektiğine inananlardan birisiyim. Ve Edirne halkını bugüne kadar 47 bin hane ziyaret ettik. Kapılarda bizi karşılamasıyla, ağırlamasıyla, selamıyla, hal hatır sormamızda, kadir şinaslığıyla çok net biçimde gördük. Hakikaten bu yönünün öne çıkarılması halinde Edirne'nin turizmden de, her sektörden de çok ciddi kazançları olacak, sağlıktan da. Neden? Bakın biz hepimiz Edirne'de yaşıyoruz. Ben AK Parti görüşünü siyaseten ciddi manada bu halka hizmet edecek şekilde gördüğümden bugün birlikte çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Ama bu şu anlama gelmiyor. Biz CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimizi de seviyoruz, birlikte çalışıyoruz. MHP'ye gönül vermiş, diğer partilere gönül vermiş kardeşlerimizle de birlikte çalışıyoruz. Bugün geçmişte farklı anlayışlı olan, bugün bizimle birlikte çalışan bir sürü insanımız var. Şunu da söylemeliyim. Yani ben şahsen Demokrat Partili bir aileden geliyorum. Bizim kapımızın arkasında benim çocukluğumda dedem Adnan Menderes'in resimlerini tutuyordu. Şöyle de olabilir bu. Rahmetli İnönü'nün resimlerini de tutabilirdi. Veya işte o partinin diğer büyüklerinin de resimlerini tutabilirdi. Normal, neden? Başta da söyledim. Yani demokrasinin gereği bu işin özü siyasi partiler. Bu siyasi partiler de Türkiye'ye hizmet etmek için kurulmuş. Burada bir barış medeniyeti diyoruz. Yani demokrasi kültürünün gereği bu farklı partilere görüş ve kanaati uyuşan, ona destek veren, Edirne'de hizmet noktasında daha iyi hizmet yapabileceğini düşünen bütün herkese saygı duymak lazım. Yani bu hem kendi medeniyet değerlerimizin gereği hem de ortak aklın gereği. Yani biz bir arada yaşama kültürüne sahip olmazsak zaten şehirde hiçbir kurumun şehrin önceliklerini, talep ve beklentilerini karşılama noktasında bir enerji sahibi olmasını da sağlayamayız. Yani bu iş hakikaten bir enerji işi, psikoloji işi, halkın kazanması noktasında samimi görüş ve kanaatlerin bir araya gelmesi işi. Bakın Anadolu şehirleri fersah fersah bizden ileriye gitmişse, Kayseri'si, Gaziantep'i, Samsun'u, işte Eskişehir'i, Denizli'si, diğer Afyon'u, Kahramanmaraş'ı, hep bu birliktelik sayesinde olmuş. Herkes bilir, ben il başkanlığı döneminde de hem Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıyla, hem MHP il başkanıyla, hem diğer partilerin il başkanlarıyla çok samimi, sıcak iletişimler içerisinde olduk. Hem diğer partiye gönül veren arkadaşlarımız. Bakın bugün aday olan Recep Bey'le biz geçmişte hem kamu görevi yaptığı noktada çalıştık, Hamdi Bey'le değişik vesilelerle il başkanıyken birlikte olduk. Edirne'nin sorunları üzerine bir takım talepler veya hizmetler noktasında takip edilecek hususlar olduğunda gerek burada, gerekse Ankara noktasında hep birlikte çalışmaya, birlikte takip etmeye de devam ettik. Bundan sonra da öyle olacak. Ama tabii insanlar bunu belki dışarıdan algılamıyorlar. Ya birbiriyle ilgili şöyle olumsuz sözleri kamuoyuna yansıyor. Herhalde bunlar asla görüşmüyorlar, konuşmuyorlar gibi algılıyor. Hayır, böyle bir şey yok. Yani bu doğru da değil. Biz bu arkadaşlarımızla farklı görüş ve kanaatleri paylaşsak da hizmet noktasında, Edirne'nin geleceği noktasında her zaman bir araya geliyoruz. Gelmeye de hazırız, geleceğiz de bundan sonra. Çünkü başka çıkar noktası yok Edirne'nin. Yani Edirne'lilere burada yaşayan insanlar buranın ihtiyaçları noktasında aynı kanaat ve birlikte hareket etme noktasında bir araya gelemiyorsalar zaten bir şey yapamazlar. Yani buranın sivil toplum örgütleri, Trakya Birliği, Sanayi Odası, Borsası, Esnaf Odası hangi görüş ve kanaate sahip olurlarsa olsunlar birlikte hareket etme kabiliyetleri var. Mesele yerel yönetimin başındaki insanın.
merkezi hükümetin temsilcisi valinin veya işte rektörün veya işte buradaki diğer sivil toplum örgütlerinin, barosunun, sanayi odasının birlikte hareket edebilmesi, yani kendi görüş ve kanaatlerini değil de Edirne'nin ortak beklentilerini, ortak aklının, ortak çözümlerini, gereğini yapabilme noktasında sağlıklı bir irade sahibi olması gerekiyor. Biz Profesör Doktor Ahmet Gülşen hocamızın bu eksikliği net bir şekilde gördüğünü ve bunu tamamlamak için gayret ettiğini görüyoruz. Emin olun 24 Aralık'ta Ahmet Hoca kapıları gezmeye başladığında birkaç gece geri döndü. Hocam ne diyorlar filan, yani ben tepki gösterdiklerini düşünerek sormuştum bu soruyu. Ya kapılarını çalıyorum, kendimi tanıtınca önce tanımadıklarından bir şaşırıyorlar. Hanımıyla kızıyla gittiği için ya inanamıyoruz deyip işte eve davet edenler veya çok memnun olduğunu belirtenler. Ben bir hafta böyle takip ettirdim. Ya bize doğru söylemiyor mu acaba filan diye. Kendim de inanamadım. Hakikaten biz biraz da haksızlık etmişiz. Başta söylediğim gibi Edirne'li insanlar, misafirperver insanlar, sıcak samimi insanlar, herkesi mi kolayca kabul edebilen insanlar, yoksa 81 yıldan insan burada yaşamazdı, birlikte yaşamazdı. Hakikaten geçmişin kültür tarihsel birikimini, misafirperverliğini, samimiyetini, geleneksel bir arada yaşama iyi niyet ve kabiliyetini çok net bize kapılarda gösterdi. Ben buradan Edirne halkına yürekten, samimi, halisane duygularla teşekkür ediyorum. Neden? Hakikaten biz bu beklenti değil, böyle olduğunu biliyorduk. %95,5 oranında kapılardan kabul görmüşüz. Bu şu anlama geliyor. Bu insanlar bize oy verenleri, vermeyenleriyle bir aradalar. Ben 30 Mart'ta yine söylüyorum. Kararları ne olursa olsun, ister Cumhuriyet Halk Partisi, ister MHP, ister diğer partiler, isterse biz yürekten saygı duyuyorum. Şehrin geleceği adına kendi iradelerini ortaya koyacaklar, kendi kanaatlerini ortaya koyacaklar. Biz de öpüp başımıza koyacağız. Böyle bir şey o kadar olgunluk içerisinde gerçekleşiyor ki bizim açımızdan. Asla biz diğer partileri ötekileştirmiyoruz, diğer görüş ve kanaatleri itmiyoruz veya onların farklı görüş ve kanaatlerini sonuna kadar hakaret etmediği müddetçe, kötü söylemediği, çirkin söylemediği, hukuka aykırı bir şey söylemediği müddetçe sonuna kadar saygı duyuyoruz. Her türlü eleştiriye veya bu noktada bize yol gösterici kanaat ve görüşe saygımız var. Dolayısıyla Edirne halkı bu samimiyetini, bu misafirperverliğini, iyi niyetini, Edirne'nin geleceği adına üstlenmiş olduğu görüş ve kanaat açıklama becerisini sürdürmesi gerekiyor. Edirne'nin geleceği olumlu. Bence turizm potansiyeli de, sağlık potansiyeli de, diğer kültür, tarih potansiyeli de çok önemli. Bunu hep beraber bu dönemde yerel yönetim anlamıyla ortaya çıkalım diye bir inisiyatif almış durumdayız. Hocam da bana göre bu iş için biçilmiş bir kaftan. Biz her kesimle iletişimimizi sürdüreceğiz. Yani başta söylediğim gibi görüş ve kanaati ne olursa olsun her partili bizim için değerlidir, her görüş değerlidir. Bunu da zaten klasik olarak söylemiyorum, bizi tanıyanlar bilirler. Hem içerisinde yer almış olduğum baro ortamı, hem siyaset ortamı, hem diğer siyasi partilerle iletişimimde çok net görebilirler. Ben karşımdaki insan hangi görüş ve kanaatte diye bakmıyorum. Biz öyle bakmıyoruz. Biz sadece söylediği nedir? Dün şöyle demişti, şurada yer almıştı, beni eleştirmişti. Hayır, basın mensuplarından, Edirne yerel basınından, ben gerek il başkanı iken gerek bugün çok ciddi eleştiriler almış birisiyim. Ama oturup yüz yüze konuştuğumda asla sen bana geçmişte şunu demiştin, bunu demiştin, İşte önce bunun hesabını ver bakalım. Asla böyle bir niyette olmadık. Samimi biçimde ya bugün ne diyorsun? Şu an ihtiyacımız olan ne? Eksiğimiz ne? Veya işte bu konudaki görüş kanaatimizin neresi yanlış noktasında gelen eleştirilen hepsini ciddi biçimde inceliyor, kabul ediyoruz ve geleceğe ona göre yön veriyoruz. Yani ön yargılı değiliz veya işte belli görüş kanaat sahipleri doğru söyleyemez, belli görüş kanaat sahipleri hep doğru söyler gibi bir yargı içerisinde asla olmamızın doğru olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bu noktada ben Edirne halkının 30 Mart'ta vereceği kararla bunun çok ciddi biçimde önünü açacağını düşünüyorum. Çok ciddi projeler var. Hocam bu projelerle geliyor. Hakikaten bu işi bilen bir insan. Zaten o yüzden billboardda, afişlerde hoca biliyor diyoruz. Hoca bir gönül insanı, Edirne'nin sorunlarını biliyor diyoruz. Hakikaten bu klasik bir ifade değil. Çok net, samimi bir ifade. Ve hoca siyaset anlamıyla yine söylüyorum, bakir bir insan, özü sözü doğru bir insan. Yani siyaset çok olumsuz bir şey anlamına da gelmesin bu. Bence siyaset hocanın değerlerine veya işte bu tür değerleri olan insanları, akademisyenleri asla yıpratamayacak. Ve Edirne halkının talep beklentileri de samimiyetle hocamız tarafından takip edilecek diye düşünüyorum.
avukatlıkla politika birleşince böyle su gibi akıp gidiyor gerçekten. Evet, evet hocam. Yani bu bir Mevlana sabrı. Yani gönül ister ki herkes aynı konumda olsun, herkes kucaklasın. Evet. Eline halkına da yakışan bu. Şimdi biliyorsunuz bazı vaatler var. Yani çok kişi kullanıyor bunu. İşte bu sanayi isteriz biz de dahil evet. Ona. Burası işte alacak, şehir dışına taşınacak. Roman Mahallesi yerine ev yapılacak. Ve 1. Murat Mahallesi ve Fatih Mahallesi de eski az katlı evler yüksek yapıya dönüştürülecek. Sizce bu mali yönetimin gerçekleştireceği bir durum mudur? Evet. Gerçekçi midir? Bir de biliyorsunuz Edirne'de bir hava kirliliği sorunu var. Evet. Yani önemli, her ne kadar doğal gaz gelmiş olsa da hava kirliliği çok olan illerden biri burası. Evet. İsterseniz bu konuyla bir açalım. Evet. Hocam şimdi tabii ki bütün şehirlerde Türkiye'de kentsel dönüşüm anlamıyla bir şey yaşanıyor. Yani gerek TOKİ aracılığıyla, gerek devlet desteğiyle, gerek yerel yönetim işbirliğiyle bu kentsel dönüşüm projeleri çok ciddi biçimde hayata geçiyor. TOKİ bugüne kadar 650 binin üzerinde konut yapmış Türkiye'de. Yine Edirne'de yerel yönetimler çok ciddi kentsel dönüşüm projeleri noktasında herhangi bir adıma atamamış ama ciddi bir hazırlık içerisinde. Ben geçmiş dönemde Nisan ayı içerisinde Çevre Şehircilik Bakanımız Edirne'yi ziyaret ettiğinde Edirne Belediye'miz de birlikte ziyaret etmiştik. Orada kentsel dönüşüm noktasında ciddi bir hazırlık olduğunu gördüm. Şu an hayata geçmemiş de olsa ben buradan radyosu dinleyicileriyle özellikle paylaşmak istiyorum. Edirne'mizin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Edirne Belediyesi tarafından da ciddi biçimde bu konuda hazırlık yapılmış durumda. Hayata geçerken ne olacak? Bakın, bir defa özellikle demin bahsettiğiniz gibi işte dezavantajlı dediğimiz Roman Mahallesi'nde yaşayan kardeşlerimizin yaşadığı bölüm konutlara baktığımızda hakikaten bir insan için olmazsa olmaz olan barınma imkanlarını sağlıklı biçimde, çağdaş medeni biçimde karşılamaktan çok uzak konutlar olduğunu görüyoruz. Herkesin bir barınma imkanı elde etme, sağlıklı şartlarda kendisine uygun çağdaş medeni şartlarda bir eve sahip olma imkanı bence temel haklardan birisi. Bu konuda da öncülük edecek başta yerel yönetimler, ardından yine bununla alakalı hükümet, devlet projeleri çok önemli. Edirne'de de böyle bir kentsel dönüşümün olması noktasında ciddi bir çalışma var. Ama bu şöyle olacak, yani birilerinin bulunduğu mülkleri ellerinden alalım veya işte onlara ev yapalım, onları borçlandıralım bir şekilde bir yerlere taşıyalım gibi değil. Bu kesinlikle bu kentsel dönüşüm yapılacak yerdeki insanlarımızın tümünün belli bir konuta hemen baştan yerleştirilmesi, bunların kira bedellerinin ödenmesi yapılacağı zaman ve yine kendi kültürlerine, kendi bulundukları imkan ve fırsatların çok daha iyisini ön plana çıkaracak şekilde bir konut sahibi edinmeleri anlamıyla gerçekleşecek. Yoksa ellerinden konutları alınacak, nereye giderse gitsin, işte kirasını kendi ödesin, nasıl ayakta durursa dursun, 2-3 sene boyunca nerede yaşarsa yaşasın diye bir düşünce içerisinde asla bu gerçekleşmez. Dolayısıyla bununla ilgili hem konutlar bulunacak orada oturan vatandaşlarımıza, hem kira bedelleri ödenecek, hem de bu arada kendi yaşam şartlarına uygun konutlar kendilerine yapılıncaya kadar burada barınmaları sağlanacaktır. Kentsel dönüşüm ancak onların ihtiyaçları, imkanları bugünkünden daha iyi ortama sağlanarak, yani kira bedelleri ödenen konutlar bulunarak gerçekleştirilecektir. Böyle bir hazırlık var. Şu an Edirne Belediyesi'nde yapılmış durumda. Ama adımlar önümüzdeki süreçte atılacaktır diye düşünüyorum ben. Yine sanayi ile alakalı öteden beri bu manada konuşmalar var. Yani şehrin dışına taşınması, burayla ilgili yeni projelerin üretilmesi ve uygulamaya geçmesi noktasında. Burada da şu çok net. Bir defa bunlar hepsi hukuk çerçevesinde olacak işler. Yani mülkiyet hakkı çok net. Bu mülkiyet hakkını ya o insanlarla anlaşıp talep ettiklerini yerine getirerek yapabilirsiniz. Veyahut da bir şekilde kamulaştırırsınız ama insanlar hukuka giderler, yine haklarını ararlar ki bu çok uzun bir süreç. Yani bu sürecin sonu gözükmediği için ben burada bir dönüşüm gerçekleşecekse sanayi sitesinin yönetimiyle, oradaki insanlarla, mülkiyet sahipleriyle oturulup tamamıyla aynı kanaate varılıp anlaşıldıktan sonra bir adım atılacağını düşünüyorum. Yoksa başka türlü bir adım atılması mümkün değil. Yani burayla ilgili
Yeniden yepyeni bir sanayi yapacaksınız, yeni şartlarda onları tamamen ortaya koyacaksınız. Buradaki mülkiyet sahiplerine de geleceksiniz, diyeceksiniz ki oradaki konutların değeri azsa, buradaki sahip oldukları iş yerlerinin değerleri çok daha fazlaysa bu değeri vereceksiniz, oradaki dükkanı vereceksiniz, aradaki farkı temin edeceksiniz ki böyle bir değişimi gerçekleştirirsiniz. Yani onların vicdanlarını kabul etmeyeceği veya hukukun kabul etmeyeceği mülkiyet hakkına müdahale anlamına gelen bir adımın atılması mümkün değil, doğru da değil zaten, böyle bir şey olmaz. Ha bu konuda Edirne Belediyesi'nin şu anki yerel yönetimin yapacağı bir şey var mı, atacağı adım? Atmak istese de bence zor. Neden? Edirne Belediyesi'nin mali tablosu ortada. Gücü ve imkanları ortada. Burada çok ciddi bir devlet desteği olmadan, yani yepyeni çağdaş şartlarda yeni bir sanayi kurulmadan, buradaki insanların hakikaten mülkiyet haklarının değerleri ortaya konulup da aradaki varsa fark ödenmeden, o insanların hem hukuki anlamda hakları karşılık bulmadan, hem vicdani anlamda kabulleri alınmadan bir adım atılması zaten söz konusu değil. Bu da çok güçlü bir imkanı veya işte çok güçlü bir iradeyi gerektiriyor. Yani devlet desteğini, hükümet desteğini sonuna kadar arkanıza alacaksınız. Belediyenin, yerel yönetimin imkanları çok net bir şekilde reel kaynaklarla desteklenecek. Yani imkan sağlanacak, para sağlanacak. Ortaya yeni bir sanayi koyacaksınız ki bu projemiz inandırıcı olabilsin, Edirne'nin önünü açabilsin. Buradaki halkımız da hakikaten bu projeye inanıp güvensin ve adım atsın. Aksi halde burada sadece söylemekle, işte böyle bir düşüncemiz var demekle ne sanayi esnafımızın ne de Edirne halkımızın güvenini kazanmak mümkün değil. Yani ciddi bir borç yükü üzerinde olan yerel yönetimin tıpkı işte Yıldırım'da yapacağım kule dediği gibi bir hayale kimse inanmak istemiyor. Dolayısıyla güçlü bir hükümet iradesi lazım. Hakikaten bunu finanse edebilecek net reel kaynakları ortaya koyduğunuz zaman ben Edirne'de sadece sanayide değil veya kentsel dönüşümde değil çok alanda yeni projeler olacağını düşünüyorum. Özellikle nehir kenarlarında kafeteryalarıyla, restoranlarıyla suyu kontrol altına alacak projeler geliştirmemiz gerekiyor. Gerek barajlarıyla, gerekse temizliğiyle, DSİ Bölge Müdürlüğü, işte burada Bakanlar Kurulu kararlarına kadar varacak değişimler gerekiyor, mevzuat değişimleri. Bununla ilgili önce tabiatı getirdiklerini, olumsuzluklarını net biçimde ortaya koyup en olumsuzu da en olumsuza göre bir tedbir alacaksınız. Yani seddeyi tekrar peyzaj düzenlemeleriyle bir şekilde Edirne'nin nehri ayrıştıran bir konumdan değil, nehirle Edirne'yi birleştiren bir konuma getireceksiniz. Ondan sonra etrafını kafeteryalarıyla, diğer sosyal donatı alanlarıyla Edirne halkına açacaksınız. Su sporlarıyla Meriç'i temizleyip tekrar Edirne'de yeni bir proje gerçekleştireceksiniz. Bunlar hepsi çok büyük düşünceler ve bununla ilgili de hem reel kaynaklar hem de sağlıklı şartlarda yapılmış ciddi projeler lazım. Teknik olarak her türlü donanıma sahip kişi ve gruplardan veya işte kurumsal yapılardan net bir şekilde raporlar alacaksınız ki bu teknik biçimde bunlar imkan dahilinde mi değil mi? Biz bunların çalışmalarını çok ciddi biçimde yaptık. Projelerimizde de bir kısmını anlattık. Halen nehirlerle ilgili ne yapılması gerekiyor, hangi imkanlar sağlanması gerekiyor bunu çok iyi biliyoruz. Yani temizliğinden üzerine baraj yapılması, suyun kontrolüne kadar her şeyi ciddi biçimde düşündük. Yani boş konuşup da boş vaatlerle, ümitlerle işte seçim dönemi bir şeyler söylerim gelecek insanların umutlarını taşırım noktasında değiliz. Hakikaten yıllardır bu hazırlık içerisindeyiz biz. Önümüzdeki süreçte de biraz proje kitapçığımızda da bahsetmiştik. Bunları net bir şekilde Edirne halkının önüne koyacağız ve beraber yapacağız ortak aklıyla inşallah. Evet. Şimdi isterseniz Başbakan'ın Edirne gelişinden önce Edirne'nin bir altyapı sorunu var. Bayan Bey. Evet. Yani yıllardır artık yılan hikayesine dönen evet. Özellikle bu yeni yerleşim alanlar, konut alanlarının daha da artması neticesinde suyu musluktan içilecek konuma gelecek diye bir sürü vaatler var. Evet. Bu keza. Bir diğeri de biliyorsun ulaşım sorunu var, otopark sorunu var. Bu konulara da kısaca değinelim. Evet. Bir daha Başbakanımızın buraya gelişi konusunda sizden. Evet hocam. Şimdi başta da bahsetmiştim. Edirne'de 9'un üzerinde anket yaptık bu süreçte diye. Sorunları öğrenmek adına. Hakikaten bu anketlerde çıkan sonuçları siz de biliyorsunuz. Herkesin ortak değerlendirmesi, ortak haklı sonucu çıkan değerlendirmeler. Edirne'nin birinci sorunu işsizlik, ikinci sorunu ulaşım, üçüncü sorunu da altyapı. Siz altyapı noktasında düşünceleriniz ne dediniz?
Hakikaten Edirne altyapısı noktasında geçmişten beri sorunlarını bugüne taşıyan, yani Anadolu'nun artık temel belediyecilik hizmeti dediğimiz, klasik belediyecilik dediğimiz işte yol, su, altyapı sorunlarını tamamen çözdüğü bir noktada Edirne 20 yıldan beri, 30 yıldan beri bu konuda ciddi bir adım atamamış durumda. Biraz yağmur suyu toplama kanalları yapıldı. İşte o da rahmetli Cengiz Varmatop'u zamanında başlamıştı. Şimdiki belediye başkanımız da buna kısmen devam ettiler. Bakın 2004 yılında biz, ben Edirne İl Teşkilatı'na görev yapıyorken o zamanki belediye başkanımız Cengiz Varmatoplu Bey Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde yapılmış projeleri takip eder. Özellikle Kayalı Barajı'ndan Edirne'deki Süroğlu Barajı'na bir ihsal hattı yapılmasını sağladı. Bu DSİ'nin desteğiyle oldu. Tabii ki Edirne Belediyesi borçlanarak yaptı bunu. Ama bu proje bile Edirne'deki su sorununu çözmeye yeterli olmadı. Neden? Çünkü Edirne'deki su boruları, yani suyu aktarmış olduğumuz su tesisatı eski borulardan oluşuyor. Dolayısıyla ishale attı, böyle sorunlu borulardan oluşunca suyu bir kesip tekrar saldığında zaten simsiyah su aklından anlıyorsunuz ki bunlar asbestli borular. Yani içinde kanserojen madde bulundurduğu şüphesi veya tespitleri geçmişten beri bilimsel olarak yapılabilen bir durum söz konusu burada. Dolayısıyla Edirne'de su satışları yüksek, özellikle damacana suyundan tutun da diğer arıtma sulara kadar çok yüksek. Bu ciddi bir maliyet getiriyor Edirne halkına. Hatta şu, bu tesisat çok eski olduğu için diyelim ki barajdan saldığın suyun neredeyse yarısı musluklardan akıncaya kadar kaybolmuş oluyor. Bu da suyun Edirne'de pahalıya mal olmasını, Edirne halkına pahalıya satılmasına neden oluyor. Çünkü oradan gönderdiğiniz su yarısı gelirken işte değişik çatlaklardan veya işte hattın eski olmasından dolayı toprağa karışınca mecburen bunun maliyetini halka yüklemek durumunda kalıyorsunuz. Önce bu sorunu çözmeliyiz. Edirne'nin sorunu bence üst yapıda değil. Yani biraz abes kaçacak. Çok yaşlı bir insanı ne kadar boyayıp süsleseniz, yani sonuçta 20 yaşındaki bir insan gibi güzelleştiremezsiniz. Güzelleştirseniz bana bir işe yarar ama size söylemiyorum. Kusura bakmayın. Yaşlıları da çok seviyorum, hürmet ediyorum. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Dolayısıyla Edirne hakikaten teşbihte hata olmaz derler. Sadece çiçekle, böcekle üst yapısında bir şey yapılmaya çalışılan ama sorun çıkacağını bildikleri için, halkın rahatsız olacağını bildikleri için asla yer altı kazılmayan, hemen üstü kapatılan konumda bir şehir. Bir defa öncelikle bu su boruları değiştirmeli, altyapısı. Yetmez. Edirne halen daha kanalizasyonunu arıtmaksızın, yani sıvı atıp arıtma tesisi yapmaksızın doğrudan deşarj olarak nehirlerine veren, yani Tunca Nehri'ne, Meriç Nehri'ne veren. Böyle bir rezillik olamaz. Yani düşünüyorum, ben çocukluğumda balık tutuyordum Tunca'ya girip veya Meriç Nehri'nde. Bugün hakikaten bu tür bir durumu görünce insan oraya girip, yani geçmişte biz yüzüyorduk çocukluğumuzda buralarda, şimdi buna cesaret edemiyor çocuklar, gençler. Edirne Tunca Nehri ile Meriç Nehri ile yüzülebilir hale gelmeli. Bu ayıptan kurtulmalı. Bu çok yanlış. Ben burada geçmişten beri bu noktaya eğilmeyen idarecilerin, yerel yöneticilerin suçu kadar Edirne halkının da bu konuyu gündemde tutmamasının katkısı olduğunu düşünüyorum. Bakın, kanalizasyon nehirlere akıyor. Kimse bunun hesabını ne kahvelerde, ne mahallelerde, ne de başka bir yerde devamlı gündemde tutup da hesabını sormuyor. Yani bunlar belki maliyetli konular, belki altta kalıyor, kimse görmüyor ama yani nehirler Edirne'nin bir değeri. Buralardan çok daha yararlanmalı. Biz set çekmişiz, görmeyelim, aksın gitsin, geçsin gitsin. Böyle bir şehir herhalde Avrupa'da bir yerde olsa veya Anadolu'da bir yerde olsa bilmiyorum ama deniz gelmiş gibi burada hem su sporları merkezi, hem kafeteryalar, hem restoranlar açılır. Bakın, diğer şehirler ortasından bir dere geçiyor, bunu nehre dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani Kayseri bile Kızıldırmak'a, Kayseri'nin içerisinden akıtmaya çalışıyor. Bizim içimizden akıyor, biz görmeyelim diye iki sette kapatmışız. Ama bize zarar vermiş, vermesin, bırakmışız. Bir de içerisine kanalizasyon akıtıyoruz. Bu çok büyük yanlış. Çöp de aynı şekilde. Ya değerli su radyo dinleyiciler, yani şunu çok net söylemek istiyorum. Edirne halkı Vahşi Çöptepe Loma gibi Yıldırım'ın, Yeni İmaret'in, Yıldırım Hacı Saraf'ın zehirlendiği bir duruma asla razı olmamalı. Bence bu konuda net bir şekilde kapısına gelen
her siyaset insanına veya her idareci, her yerel yönetim anlamıyla görüş kanal sahibi olan herkese bunu söylemeli, ifade etmeli. Asla söylemekten geri durmamalı. Edirne kanalizasyonunu asla nehre akıtmamalı. Sıvı ve katı atık tesislerini bir an önce kırmalı. Bakın biz Edirne Belediyesi'ne iki defa ikişer yıl olmak üzere yer tahsis ettik Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Yarısında İBE projeyle destek sağladık fakat bugüne kadar yapılamadı. Neden? Çünkü belediyenin imkanları böyle bir tesisi yapacak seviyede değil. Böyle bir imkan birikime sahip değil. Yani bir 5 yıl daha beklesek, bu borçlarla böyle bir imkan yapılabilecekse eyvallah. Ama böyle bir imkan yok. Yani ben kişisel olarak kimseyi suçlamak istemiyorum. Bunlar güç meselesi, imkan meselesi. Size yarısını İBE olarak verseler dahi bunu yapamıyorsanız artık diyecek bir şey yok. Yani halk burada karar vermeli. Yapacak insanlara öncelemeli, onları bu konuda görevlendirmeli. Bence Edirne halkının bu seçimde bunu değerlendireceğini çok samimi biçimde görüyorum ve hissediyorum ben. Bir defa önümüzdeki süreç hakikaten Edirne'nin altyapı süren sorunlarının ele alındığı bir süreç olmalı. Bu konudaki talepler çok yüksek biçimde dile getirilmeli. Edirne halkı asbestli su borularına, kanalizasyonu, nehre akıtılan, çöpleri de vahşi biçimde depolanan bir konumdan hızla uzaklaştırılacak düşünce ve kanaat sahiplerine teslim edilmeli diye düşünüyorum. Ahmet Hoca'nın bu konudaki projeleri ciddi. Hemen 31 Mart sabahı halkımız takdir ederse, görev verirse hemen harekete geçecek. Edirne halkı artık şunu diyenlere bence ezber oyla veya işte geçmişten gelen geleneksel oyla destek olmaya devam etmemeli. Yeniden yerel yönetim ve şehircilik anlamıyla Edirne'ye geleceğe taşıyacak bir düşünceye sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Özellikle daha şehre girişlerinde biz Edirne Belediye Başkanı adayı belirlemedik. Edirne Belediye Başkanı'nı belirledik diyerek Edirne halkının görüş ve kanaatinin net olduğunu, sanki ceplerinde olduğunu, sanki ezberlerinde olduğunu belirterek bence Edirne halkının görüş ve kanaatlerini küçümsüyorlar. Edirne halkı sosyal demokratıyla, muhafazakarıyla bir arada ve her zaman görüş ve kanaatini hizmetten yana değiştirebilecek samimi bir ortak akla sahip. Bence bu ortak aklı küçümsüyorlar. Bu doğru değil. Neden? Bu tür hizmetlerin noktasında ciddi eksiklik yaşayan Edirne bence değerlendirmesini kendisine ezber oy vereceği yönünde bakarak, çantada keklik görerek net bir beklenti oluşturmuş insanların aksine bir kez daha düşünecek ve son tahlilde de 30 Mart sabahı kararını verirken bunu dikkate alacak. Yani ceketimi assam Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Eyvallah, kazansın, ne olacak? Altyapı sorunları devam. Kanalizasyon şehre akmaya devam. İşte katı atık tesisi yok. En temel belediyecilik hizmetleri yok. Sosyal belediyecilik hiç yok. Yani işsizlik devam edecek. Hiçbir şey çözülmeyecek. Yani hiçbir şey devam etmesin. Biz ezberden buraya oy verelim. Eyvallah, ona da saygı duyuyoruz. Demokrasidir. Başımızın üstünde yeri var. Ama Edirne'ye ezber oy var, ceketimi assam kazanır gibi bir bakış açısının doğru olmadığını ben bir kez daha halkımızın değerlendireceğini düşünüyorum. Yani bu ceket pek çare olmayacak diyorsun. Çünkü evet, Şanlıurfa'da da başbakanımız ceket assa kazanır demişlerdi. Bence bu halka hakaret, hiç doğru değil. Biz bir oyumuzun bile olmadığını düşünüyoruz AK Parti olarak. 30 Mart'ta ne oyumuz olacaksa göreceğiz. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya o düşünceye sahip insanların da İşte biz burada garantiyiz gibi bir söylem içerisinde, belediye başkanı belirledik gibi bir söylem içerisinde olmalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Bir psikolojik harekat yapılacaksa veya güç söyleminde bulunulacaksa halkın iradesine daha sağlıklı ifadelerle saygı duyularak bunu gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de ayrıca kısaca isterseniz bu ulaşım sorununda hocanın da farklı bir yaklaşımı, evet, hızlı tren konusunda. Onu kısaca değinelim de, evet, daha sonra Başbakanımızın Edirne gelişi konusunda sizden. Evet. Şimdi hızlı tren öteden beri konuşulan bir konu. Ben 2009'a kadar il başkanıyken de bu konu üzerinde durmuştum. Yine Kemal abiyi anamadan geçmeyeceğim burada. 2013 yılıydı Maliye Bakanımızın görev yaptığı 2007-2008'de Edirne'nin planlaması. Fakat kendisinin 2009'da görevi sona erdikten sonra bunun 2018 yılına ertelendiğini gördüm. Yaklaşık bir yıldır Sağlık Bakanımız da Ankara'da görev yapıyor. Ulaştırma Bakanlığımızın hızlı trenle ilgili biriminde veya çalışmasında epey bilgi aldım. Şu an 2018 olan tarihi daha öne çekmeye çalışıyoruz. Özellikle ben buradan Edirne halkına bir kez daha söylemek istiyorum. Yerel yönetimiyle
merkezi hükümeti birleştirdiğimiz anda emin olun biz hızlı tren projesini çok daha öne çekebileceğiz. Yani 2015 olur, 2016 olur. Bu proje 3-4 yıl içerisinde gerçekleştirecek altyapısıyla. Edirne, İstanbul'da yaklaşık 45 dakika, 50 dakikalık bir süreye inecek. Bunun anlamı şu, yani İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçinceye kadar Edirne'ye geleceksiniz. Buradaki potansiyelin neden büyük olduğu, ne anlama geldiğini de bu net biçimde anlatır. Yani Edirne halkının her türlü turizm veya işte hizmet sektöründeki, tarım sektöründeki kültür tarih anlamıyla ilgi alanları çok daha genişleyecek bununla beraber. Ulaşım artık dünyanın bir numaralı önceliklerinden. Yani biz Edirne için hem hızlı tren hem de hava yoluyla iletişimin kolaylaşmasını, Balkanlara uçuş noktası olmasını da arzu ediyoruz. Bu noktada da projelerimiz var. Hızlı treni öncelemek istiyoruz. Özellikle yerel yönetim anlamıyla Edirne halkımız bize görev tevdi ederse burada bu sürecin çok daha öne çekileceğini biliyoruz. Ama Sağlık Bakanımız hem şahsıma bu konuda görev verdi hem de kendisi bizzat gayret ediyorlar. Ulaştırma Bakanlığı'ndan projenin öne çekilmesi noktasında ciddi görüşmeleri var. Tabii buna Edirne halkının da katkı vermesini bekliyoruz biz. Ama en önemlisi Edirne içerisinde biz ulaşım sorununun demin söylediğim gibi ikinci sırada gözüken bir sorun olduğunu biliyoruz anketlerden. Birinci işsizlik, ikinci ulaşım. Bakın şu an bu ulaşım bizim değişik firmalarımız vasıtasıyla sağlanıyor. Etus veya işte diğer kurumlar. Biz burada çalışan esnafımızı biliyoruz, tanıyoruz. Burada çalışan şoförlerimizi, diğer hizmet eden kesimimizi tanıyoruz. Asla onları mağdur etmeksizin, onların talep ve beklentileri doğrultusunda, onların bugünden daha fazla imkan sahibi olabilmeleri noktasında da çalışmalarımız, hazırlığımız, projemiz var. Biz özellikle üniversiteden merkeze doğru bir hafif raylı sistem düşünüyoruz geçmişten beri. Bunu gerçekleştirebilecek güç ve imkan var. Hükümet desteğiyle veyahut da Sayın Bakanımızın desteğiyle net biçimde burada ayakları yere basan kaynakları olan bir projeye veya işte gelecekle ilgili Edirne'deki yatırım noktasındaki kararlılığa sahibiz. Çok kararlıyız bu konuda. Biz hafif raylı sistemin Edirne'deki toplu ulaşım noktasında ciddi bir ulaşım sorununu çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz. Bu arada hafif raylıdan sonra iç hatlara doğru yani şehrin iç kesimlerine doğru da yine yeni haklar oluşturarak mevcut taşıma sistemindeki esnafımızı da aynı şekilde bugünden daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Bakın biz bugün çalışan bu sistemdeki esnafımıza veya işte çalışanlarımıza sorduğunda hakikaten hepsi kan ağlıyorlar. Yani üzüntü içerisindeler, sıkıntı içerisindeler. Sanki kendilerinin dışarıdan gizli bir ortağı varmış gibi imkanlarını, fırsatlarını belli bir yere kanalize ediyorlar. Hakikaten ciddi sıkıntı, sorun yaşıyorlar. Hem kazanç noktasında hem de uygulama noktasında, ulaşım hizmetlerini vatandaşa götürme noktasında. Bu onlardan kaynaklanmıyor gördüğümüz kadarıyla. Yerel yönetimin uygulamalarından kaynaklanıyor. Biz bu durumu kökünden çözeceğiz. Yani hem hafif raylı sistemle Edirne'yi tanıştırmak istiyoruz hem de mevcut esnafımızı bugün sahip olduğu imkanlardan, kaynaklardan, hatlardan çok daha ileri bir noktaya taşımak istiyoruz. Yani herkesin kazandığı bir sistemden yanayız. Hiç kimsenin kaybetmediği bir sistemden yanayız. Evet, bu arada biliyorsunuz CHP Genel Başkanı geldi Edirne'ye. Perşembe günü de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı gelecek. O evet. İlk yapmıyor. Sadece seçim bürosunu açacakmış. Evet. Başbakanımız da gelecek. İsterseniz o konuda da... Evet. Ben Edirne'mize çok sayıda bakan ve başbakanımızın ziyareti geçmişten beri gerçekleşiyor. Şahsım 2009'da ayrıldığımda Başbakan Edirne'ye 10. kez gelmişti. 10. kez gelmişti. Gençlik Kolları Kongresi'ne bile geliyordu. Yani Edirne gibi bir şehir şu an tam tahmin etmiyorum ama sayı olarak 16. 17. ziyaretini alıyor. Bir de düşünün Edirne 3 ay önce Başbakan tarafından ziyaret edilmiş. Yani 81 il içerisinde ender 1-2 şehirden biri ikinci defa ziyaret ediliyor. Bunun neden olduğunu çok net söylemeliyim. Şu an Edirne'de AK Parti hedefe doğru gidiyor belediyecilikte ve Edirne halkının teveccühünü kazanmış durumda. 47 bin ev ziyareti yapmışız. Bunlardan yaklaşık 40 binin kapısı açılmış. Yarın akşam tümünü ziyaret etmiş olacağız Edirne halkının. Müthiş bir çalışmaydı bu kapı kapı. İnsanlarımız bize kapılarını açtılar, samimiyetlerini, misafirperverliklerini gösterdiler. Ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu Edirne'deki çok ciddi bir algı değişimine neden oldu. Kim ne derse desin. Edirne
bir bireysel halkta işte birbiriyle iletişimde, ortak hareket etmede sıkıntılar, sorunlar yaşar denir ama ben bunu kapılarda asla görmedim. Birlikte hareket etme, misafirperverliği, ev sahipliği, samimiyeti, Edirne'nin geleceğiyle ilgili sıcak samimi düşünceleri bizimleriyle paylaşmasından gördüm ki hakikaten ciddi medeniyet değerlerini barındırıyorlar, barış medeniyeti değerlerini taşıyorlar ve burada ortak bir demokrasi kültürü oluşmuş, birbirlerini çok kolay kabul ediyorlar. Bu insanlar daha güzel hizmetlere layık. Ve başbakanımız da bunu fark ettiği için Edirne'ye geliyor. 3 ay içerisinde ikinci defa Edirne'de büyük bir miting yapacağız. İnşallah on binlerce insanımızın katıldığı 19 Mart Çarşamba günü saat 11'de büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Bu arada 14 Mart'ta aileden sorumlu devlet bakanımız Edirne'de olacak tıp bayramında. Yine 10 Mart'ta Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu tekrar Edirne'ye gelecek, Uzunköprü'ye gelecek, Keşan'da Adalet Sarayımızın temelini atacak. Yani devamlı temel atmaya geliyor. Yine 18 Mart'ta bir gün önce gelerek Edirne'deki bazı okulların temellerini atacak. Bu da çok önemli. Yani devamlı temel atma töreni, devamlı büyük yatırım, hizmet Edirne'ye ilanihaya devam edecek bundan sonraki süreçte. Sayın Başbakanımız da Edirne kültür tarih şehri olduğu için, Balkanlara veya İstanbul'a ciddi bir cazibe merkezi oluşturduğu için burada çok ciddi hizmetleri hep gerçekleştirmek istiyor. Geçmişten beri yerel yönetimde yapmaya çalıştı bunu Maliye Bakanımız da. Gerek işte önceki belediye başkanımız rahmetli Cengiz Barnatoğlu ile bugünkü belediye başkanımız Hamdi Sedefçi ile yapmaya çalıştık. Ama imkanlar el verdiği ölçüde bu hizmetlerin Edirne'ye daha fazla gelmesinin önünü ancak 30 Mart'taki kararla açabileceğini düşünüyorum Edirne'nin ben. Ciddi biçimde ek kaynakların sağlandığı mevcut belediye bütçesinin üzerine yeni yeni projelerle imkanların, getirilerin sağlandığı bir sürecin başlamasını istiyoruz Edirne'de biz. Edirne bence artık ortak akıllı olarak net biçimde kapılarda bize Edirne'nin değişim zamanının geldiğini hissettiriyor. Burada şu veya bu partili, CHP'li, MHP'li artık şuna bakıyorlar. Edirne'de 20 yıldır bir şey değişmedi. Bir 5 yıl daha versek yine değişmeyecek. Net biçimde bizim çocuklarımızın geleceği, buradaki ihtiyaçlarımız, taleplerimiz, beklentisi doğrultusunda yeni projeler olacaksa bunun ancak ve ancak iktidar belediyeciliği ile yerel yönetimin bir araya gelmesi noktasında gerçekleşebileceği umudunu net biçimde bizlere ifade ediyor. Artık bu dönemde bence ezberlerimiz veya geleneksel oy veya ceket assam bizim parti kazanır noktasında bir görüş değil de Edirne halkının sağduyusu, samimiyeti, gelecekle ilgili çocukları noktasında, işsizlik noktasında çözüm bekleyen sorunları çözecek bir iradeyi burada getireceğini, yani AK Parti belediyeciliğiyle burayı tanıştıracağını düşünüyoruz. Yine söylüyorum, hocam ciddi biçimde buna hazır, bu taşın altına elini koymuş durumda. Net biçimde bir 5 yıl sonra şunu ifade ediyor, eğer yapamazsan bu görevi benden alın. Yani bu kızancağı da 5 yıllığına bir görev verin diyor. Bunun anlamı şu, ne kendisi belediye başkanlığı makamına oturup da bir şan şöhret kazanacak, ne de birileri belediye meclis üyesi olacak, şan şöhret kazanacak. Sadece burada Edirne halkı kazansın istiyor. Çok ciddi bir özgüveni var. Neden? Projeler ciddi, kaynakları var. Halisane samimi bir şey. Yani klasik söylemden öte Edirne kültür ve tarihiyle tanışsın. Geleceğe doğru ciddi biçimde bu yükünü taşısın ve Edirne halkının önünü açsın istiyor. Edirne'li gençlerin önü açılması için Edirne'deki belediyecilik hizmetlerinin geri kalmış noktadan hakikaten çağdaş belediyecilik hizmetlerine kazanması noktasında ciddi bir çalışma var. Edirne halkının bunu susarak sessiz biçimde beklediğini ve değerlendireceğini düşünüyorum ben. İnşallah ortak akıl hakim olacaktır. Biz verecekleri karara sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onların verecekleri karar en doğru karar olacaktır. Radyosu kanalıyla gerçekten halkımız için çok yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. Dilerseniz son olarak eklemek istediğiniz varsa onu alayım size. Ben Edirne halkına şunu samimiyetle söylemek istiyorum. Biz burada yaşayacağız, Edirne'liyiz. Yani bundan sonraki rızkımız nerededir bilmesek bile kendi şu anki önümüzdeki süreç burada yaşayacağımızı, çocuklarımızın burada büyüyeceğini gösteriyor. Benim hayalimdir. Edirne ulaşım noktasında hem İstanbul'a çok kolay ulaşsın hızlı treniyle hem de Balkanlara gidecek bir hızlı tren veya işte havayolu seferleriyle bütün Balkan insanların cazibe merkezi haline gelsin. Yani 9 tane ülke var. Orada yaşayan Türk kardeşlerimiz var, soydaşlarımız var.
Arnavut'undan Boşnağı'na, Sırbı'ndan Hırvatı'na, Bulgarı'ndan Yunanı'na kadar Edirne'ye gelsin istiyorum. Bunu da yerel yönetim anlamıyla Edirne'de önünü açacak güçlü bir irade olsun istiyorum. Hakikaten buraya kaynakları getiren, mesela Gümüşhane'ye belediye seferleri yapabilen, Üsküp'e uçak kaldırabilen, Belgrad'a uçak kaldıran, belediyecilik anlamıyla değişik seferleri organize eden, Bosna'dan, Saraybosna'dan buraya insanları getiren, sabah getirip akşam götüren bir belediyecilik anlayışı olsun. TÜRSAP'la konuşan, 10 milyon İstanbul'a gelen turistin belki 1 milyonunu, 2 milyonunu Edirne'ye getiren bir anlayış burada hakim olsun istiyorum. Bunlar benim hayallerim, gerçekleşmeyecek şeyler de değil. Çocuklarım daha gelişmiş, daha çağdaş bir Edirne'de yaşasın istiyorum. Daha demokrat, hakikaten önünü gören, işsizlik sorununun olmadığı, ulaşım sorununun bitirilmiş olduğu, altyapı sorunlarının ve diğer bütün sorunlarının da çağdaş biçimde sona erdirildiği bir Edirne'de yaşasın istiyorum. Biz Balkan insanıyız. Hakikaten barış medeniyetinin herkese kolay geçinebilen, arisane samimi iletişim kuran, misafirperverliği olan bir barış medeniyetinin insanlarıyız. Yani ben Balkanlara gidiyorum, orada Türk dendiği zaman, Müslüman dendiği zaman birinci sınıf vatandaş akla geliyor. Neden? Önce başkasını düşünen, onların ihtiyaçlarını düşünen, komşusu açken tok yatmayan bir insan anlayışı akla geliyor. Ben Edirne'de de bunun olduğuna inanıyorum. Bunu gösterme zamanı olduğunu düşünüyorum. Edirne'nin bu zenginliğini fark etmiyor. Bütün dünyayla bunu tanıştıracak bir belediyecilik anlayışı hakim olsun istiyorum. Edirne'de sokak sokak gezecek, her hastayı sorgulayacak, yani hastaneye bırakmayacak, her okuyamayan öğrencinin bursu nedir diye ona soracak, ihtiyacını giderecek. Hangi partiden olursa olsun, CHP'li, BDP'li, MHP'li, BBP'li, Saadet Partili, hangi partiden olursa olsun, bütün kardeşlerimizin sorunlarıyla halisane ilgilenecek, ihtiyaçlarına bakacak, onları sokak sokak bulacak, belki utancından, onurundan, ihtiyacını söyleyemeyen insanları bile gece gündüz gözetecek ekipler kuracak, sosyal belediyecilik, beyaz masalarıyla, kadın masalarıyla, gençlik masalarıyla, semt konaklarıyla, kent müzeleriyle şehri donatacak ve geleceğe Edirne'yi taşıyacak samimi hizmetkar bir düşünce arıyorum. Bu konuda laf değil, icraat yapacak, adını bile söylemeyecek, samimi hizmet yapacak, dönüp arkasına gidecek bir zihniyetin, bir samimiyetin Edirne halkının içerisinde olduğuna inandığım için bu siyasete devam ediyorum. Böyle bir inancım olmazsa zaten devam etmem. Halisane biçimde Edirne kendi içinden bu değerleri çıkarabilir, buna sahip çıkabilir. İnanıyorum ki bir 5 yıl verdiklerinde yanılmayacaklar. Bu fakir de, bu garip insan da burada konuşuyor. Unutulsun gitsin ama bunlar Edirne'de gerçekleştirilebilecek potansiyele sahip insanlar var. Lütfen bir kez daha vicdanen değerlendirsinler. Yani bunu bir genel seçim havasında değil de yerel, samimi, halisane burada hizmet edecek insanları ön plana çıkarmak açısından değerlendirsinler. Çok temiz bir insan var, dürüst bir insan var, Ahmet Hoca var. Biz kendisini samimi olduğu için seviyoruz, gönül insanı olduğu için seviyoruz. Bu insana destek vermeyi hakikaten az önce anlattığım samimiyetle Edirne hizmeti noktasında çok önemli görüyorum. Ben orta zekalı bir insan olarak düşünüyorum kendimi. Yanlış bir şeyin arkasından asla gitmem. Yanlış bir şey varsa kimse bizim babamızın oğlu değil. Döner, ortak aklımızda başka bir karara yönleniriz. Dolayısıyla ben Edirne halkının 30 Mart seçimlerinde çocuklarımızın geleceğine, Edirne'nin geleceğine, bütün dünyanın ilgi gösterebileceği bir kent olması için Edirne'nin bir kez daha sağlıklı düşünüp bir karar vereceğine yürekten inanıyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum kararlarına. Gerçekten yani bu yaklaşımınıza, bu söylediklerinize herkesin katılması mümkün. Dileriz sizi daha üst makamlarda görürüz. Çünkü öyle bir donanıma sahipsiniz. Efendim, değerli konuğum AK Parti Edirne İl Seçim Koordinasyon Başkanı Ayhan Demir'den partisi hakkında görüşlerini aldık. Gerçekten yararlı olacağına inandığım konulara değindi. Belki de siyasilerden daha geniş kapsamlı değerlendirdi. Bu açıklamaları için kendisine teşekkür ediyorum. Yararlı bir toplantı oldu. Biz de çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. İyi günler diliyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Doğru, tarafsız, güvenilir haber.